Tamer korkmaz. Demir ağlarla değil, Gladio'nun ağlarıyla. Ekrem İmamoğlu'nun özel kalem müdürü olarak görevlendirdiği Yavuz Saltık nereden koşuyor? Bu sorunun cevabına odaklandığımızda bir kez daha boş yok diyoruz. Saltığın sivil örümcek ağı diye tanımlanan kuruluşlarla bağlantılı bir isim olduğu görülüyor. Eğitimci olarak görev aldığı IRI, International Republican Institute ile NDA, National Democracy Institute adlı kuruluşlar ne de National Endowment for Democracy bağlı olarak çalışıyor. NED, sivil toplum kuruluşu maskeli bir CIA örgütüdür. Nafiz John Parker'in 17 sene boyunca başkanlığını yaptığı tesevi yıllarca fonlayan da NED'dir. Mr. Parker şimdilerde Podem'in başkanıdır. Yani Truva atı fonksiyonunu sürdürüyor. NED bahsi açıldığında ise gıkı dahi çıkmıyor. 25 yıl CIA'de çalışan Ralph McKee, anıları ne yazdığı kitapta CIA'in muhtelif ülkelerin karıştırılması operasyonlarında kullandığı birçok işlevinin ne de transfer edildiğinden söz etmiştir. Mustafa Yıldırım'ın Sivil Örümceğin Ağında adlı kitabında ise CIA'in örtülü operasyonlarında kullandığı ABD hazinesi kaynaklı paranın kasasının ne dolduğuna dikkat çekilmiştir. Fethullah Loca Efendi'nin 1992 yılında Amerika'ya ilk gittiğinde buluştuğu CIA mensubu Siyonist Morton Abramowitz 2006'da Ned'in direktörlüğünü yaptı. CIA'nin kaşarları. Vaktiyle Ned için demokrasi projeleri geliştirenler arasında 12 Eylül'deki Bizim Çocuklar yaptı anonsunun derin spikeri CIA ajanı Paul Hens de 1924-2011... Vardır. Komünizmle mücadele konseptinin ideolojik dinozoru olarak tanımlanan Hans, Ruzi Nazar'la birlikte Ankara'daki ABD elçiliğinde CIA ajanı olarak göreve başladığında 27 Mayıs darbesine bir yıl vardı. Hans, 1990'da ılımlı İslam projesini deklare eden Rand Corporation'da da şeyin kuruluşudur, çalıştı. Aynı takımda oynuyorlardı. 27 Mayıs 1960 darbesi öncesinde Türkiye'deki Gladio'nun sahada görevlendirdiği gençler arasında yer alan Yalçın Küçük, Kir Teorisi adlı kitabında şöyle diyor: 27 Mayıs 1960 devrimi olmuştu. Aydın Yalçın hocamız yurt dışından dönmüştü. 27 Mayıs'ı yapan komiteye MBK yakındı. İş Bankası yönetimine getirilmişti. Taner Timur'la ziyaretine gittik. Ezanı ne zaman Türkçeleştireceksiniz diye sorduk. Aydın Yalçın perde arkasında Amerika'nın yer aldığı 27 Mayıs darbesinin hemen ardından Milli Birlik Komitesi'nin danışmanlığına getirilmişti. Cemal Süreyya Aydın Yalçın için şöyle yazmıştır. Avrupa'ya Amerika gözüyle, Çin'e Amerika ve Avrupa gözüyle, Sovyetler Birliği'ne şaşmaz Amerika gözüyle bakar. Türkiye ise kararmış Amerika gözüyle. Bodrum'daki derin toplantı bütün hücreleriyle Amerikancı Profesör Aydın Yalçın, Yeni Forum Dergisi'nin başyazarı iken 16-19 Eylül 1991'de Modrum Yalıkavak'taki Club Monacus'ta Amerikalı istihbaratçıların CIA'den destekli Radio Liberty'den Amerikalı yöneticilerin ve Türkiye medyasından bazı isimlerin katıldığı derin bir toplantı düzenlemişti. Toplantıya Paul Hensle, Graham Fuller ikilisi Rand adına katıldılar. Profesör Yalçın dergisinde Bodrum toplantısını mali yardımlarıyla destekleyen ne de teşekkür ediyordu. Merhum Uğur Mumcu, 1989'da Profesör Yalçın'ın Yeni Forum dergisinin net tarafından fonlandığını yazmıştır. Derginin aldığı paranın ilk taksit miktarı, Net 1988 yılı raporunun 18. sayfasında 50 bin dolar olarak geçiyordu. Ne de paralel taraf. Ned'in 2012 yılında destek verdiği kuruluşlar arasında FETÖ'nün finanse ettiği taraf gazetesi de yer almıştır. Amerikancı tarafın yasarları arasında CIA elemanı kaçak Emre Yaramaz da vardı. Şike kumpası günlerinde ekranlarda paralel sahne aldırılan Rock'ta. Rock, FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz için bir gün gelecek heykeli dikilecektir demişti. Sahi Ned'in paralel tarafının Kadıköy'deki merkez binası Mr. Smith'e mi aitti? Uğur Mumcu bu işe ne derdi? 24 Ocak 1993 tarihinde Türkiye'deki Gladio'nun organize ettiği bombola suikaste kurban giden Uğur Mumcu yaşasaydı, net bağlantılı Yavuz Saltık'ın İmamoğlu'nun özel kalem müdürlüğüne getirilmesine ne derdi acaba?